Merhaba sevgili izleyiciler, Ankara Saat programımızla karşınızdayız. Ekonomi ağırlıklı konuşacağız şimdi. Hem bir taraftan işte yeni işsizler ordusu mu oluşacak diyoruz. Kaç gündür kısa çalışma ödeneğine ilişkin yorumlar alıyorduk. Bununla birlikte Aile Bakanlığı'nın bir raporu yayınlandı ki yoksulluğun ikiye katlandığı belirtiliyor. O raporda itiraf gibi bir raporla karşı karşıya kalınca acaba salgındaki yoksulluk, daha da derinleşen yoksulluk ne boyutta, ne yapılması gerekiyor? Bir taraftan işte eğitim diyoruz, gençler diyoruz, gençler neden gitmek istiyor? Genel bir değerlendirme olacak siyasetle birlikte. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi tabii hani bu yoksulluğu konuşuyoruz ama aslında hep var olan bir şeydi ama biz bir yıldır hiç bilmediğimiz bir sürecin içine girince bu daha da derinleşti. Dolayısıyla bundan sonra ne yapılması gerekiyor? Sizin bu konuda hem partiniz olarak hem de genç bir genel başkan olarak elbette ki gençlerle de bir araya geliyorsunuz. Onlar neden gitmek istiyor? Bütün bunları birlikte değerlendirelim. Vaka sayıları bu arada 40 bini geçti artık. İşte mevcut tedbirlerle vaka sayısındaki artışın önüne geçilebilir mi? Bunu da düşünüyoruz. Bütün bunları derininde yatan sebep hep ekonomideki durum olarak karşımıza çıkıyor. Yani mesela işte esnafa o kredi sağlanamaz mıydı? Yani hibe verilemez miydi? İşsizlere farklı bir destek ödenemez miydi? Bütün bunları önce bir oradan başlayalım. Siz neye bağlıyorsunuz? Niye böyle bir duruma düştük biz? Yapamaz mıydık Türkiye olarak? Evet, Türkiye olarak yapamaz mıydık diye son sorunuzdan ben başlayarak devam edeyim. Yapamazdık. Böyle bir kötü bir durumla karşı karşıyayız ne yazık ki. Niye yapamazdık? Çünkü yönetim ve anlayış değişmediği sürece, aynı şekilde devam ettiği sürece ve aynı şeyleri deneyerek farklı sonuç elde etmeye çalıştığımız sürece Einstein'ın dediği gibi hiçbir sonuç alamayacağız. Hiçbir verimli sonuçla karşı karşıya kalamayacaktık. Güzel bir söz var bir bilim insanının, bir felsefe insanının. Yoksulların en büyük problemi diyor paralarının olmaması. Hani Türkiye'de işte o yoksul şu sebepten şöyle işte şunu tercih etti, böyle oldu, böyle bitti diye varsayımlar dolaşsa bile yoksulların en büyük problemi ceplerinin para görmemesidir. Dolayısıyla üretken olamamak, dolayısıyla ortaya iş koyamamak gibi ve ailesiyle birlikte veya işiyle birlikte bir sonuca varamamak gibi problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Ve dolayısıyla Türkiye'de hazırlıksız yakalandığımız tüm dünya gibi pandemi süreciyle birlikte de bunlar çok daha ayyuka çıkmış oldu. Çok daha su üstüne çıkmış oldu. Ama hazırlıksız yakalanmak bir gerekçe midir yani düştüğümüz durumda şu anki durumda? Gerekçedir ama bir açıklama olamaz hazırlıksız yakalanmak. Çünkü devlet bunun için vardır biliyorsunuz. Biz toplum sözleşmeleri yaparak neden bir araya gelip aynı bayrak altında aynı ülküleri paylaşarak bir millet olup devletler haline gelmişiz? Çünkü bu tip durumlarda bizden önce önlem alabilen mekanizmalar olsun diye. Bundan yüzyıllar önce bunu düşünmüş insanoğlu ve devletleşmiş. Devletlerin de asli vazifesi bu tip durumlarda öngörülemeyen vaziyetlerde hazırlıklı olmaktır. Ama ne yazık ki Türkiye bu noktada 10 yıllardan beri çok eksik bir noktada gidiyor. Hatta bunu şöyle de özetleyebiliriz. Merhum Atatürk'ten sonra biz geleceğe dair hiçbir çalışma yapmadan bugünlere kadar gelmişiz. İyi de gelmişiz. Yani bu devletin bu noktada bu milletin bir şekilde evini geçindirebilmesi, bir şekilde aynı toprağı paylaşıp bir iş alanı oluşturabilmesi bile aslında büyük bir lütuftur. Bu da Türk milletinin aslında azmi ve kararlılığının sonucudur. Yoksa siyasal tercihlerimiz her zaman yanlış olmuştur. Bu noktada ekonomiyi değerlendirmek adına aslında ekonomide problemimiz sadece Türkiye ile ilgili bir problem değil. Türkiye ve genel olarak küresel anlamda ekonomide çıkmaz bir noktadayız. Yani şöyle bir örnekle başlamak istiyorum. Örneğin bizim ülkemizde her zaman çok baktığımız, belki herhangi bir Türk vatandaşının günde 10 sefer baktığı bir değer vardır. Bu nedir? Dolar TL. Döviz ne kadar olmuş? Dolar ne kadar olmuş? Peki biz dolarla niye bu kadar ilgileniyoruz? Yani mesela biz hiç bakıyor muyuz? Çin yuanı ne kadar olmuş? Japon yeni ne kadar olmuş?
İşte Azerbaycan manatı ne kadar olmuş, Rus rublesi ne kadar olmuş. Bizi hiç ilgilendiren kavramlar olmuyor. Biz her zaman Amerikan doları kaç para olmuş diye böyle bir hesabın kitabın içerisinde olan bir topluluğuz. Ve dünyanın genel ülkeleri de bu şekilde. Peki bir vatandaş bir başka ülkenin para birimine neden bu kadar çok dikkat eder? Hani şöyle söyleyebiliriz. Örneğin bizim Rusya ile bir ticaretimiz var. Rusya ile ticaret yaptığımız için bu ticareti yapan fertler, bireyler Rus rublesinin fiyatına çok ilgili olabilirler. Çünkü alacağı malı, satacağı ürünü, işte borcunu, açık hesabını, alacağını vesaire üretimini, maliyetini, ham maddesini bu para birimine endeksli olarak düzenleyebilir. Hı hı. Bir cari hesap yapabilir. Bu ticaretin içindedir. Peki niye herkes Amerikan dolarına bakıyor? Bizim baktığımız zaman toplam dış ticaretimizin Amerika ile olan oranı %5. Yani biz %5 ticaret yaptığımız bir ülkenin para birimine kilitlenmiş bir şekilde her şeyimizi oraya endekslemiş o paraya bakıyoruz. Niye bu böyle? Niye bu böyle? Çünkü işte burada ben hani ekranlardan işte Bretton Woods toplantıları, işte şunlar oldu, küresel ekonomi böyle gitti diye sesleri duyar gibiyim ama bu işte merhum babamın deyimiyle Amerika'nın dünyadaki bütün ülkeleri şöyle söylerdi: at etti biniyor, eşek etti sürüyor. Şimdi biz mesela yıl sonunda gayri safi milli hasıla açıklıyoruz. Onu bile dolar cinsinden açıklıyoruz. Diyoruz ki ben bu yıl boyunca işte faraza 450 milyar dolarlık bir ticaret hacmi geliştirdim. Bir büyüme gerçekleştirdim. Geçen seneye göre şu kadar bir fark oluşturdum. Yüzde şu kadar büyüdüm falan. Bütün ülkeler bunu yapıyor. Ne diyor Amerika? İşte benim param dünya parası diyor. Benim param dünyanın bütün ülkelerinde geçerli akçe diyor. Peki baba, biz senin paran bütün dünya parasıysa müsaade et, biz de basalım bu parayı. Ama biz bu parayı basamıyoruz. Ne yapıyoruz? Onun parası karşılığında hazinemize koyuyoruz ve borçlanmalar yapıyoruz falan filan. Milli ekonomi modelini yazan Haydar Hoca aslında şunu söyledi. Milli ekonomi modeli buydu işte. Bu vahşi kapitalist mantığa bir baş kaldırıydı. Buna bir dur demekti. Hani bu noktada Hüseyin İnan'ın da çok söylediği, güzel, önemsediğim bir sözü vardır. Biz aptal değiliz. 25-30 kişi devrimi gerçekleştiremeyeceğimizi biliyorduk. Ama biz halkın gözünü açmak istedik. Diyor ya, biz bunu yaptık. Biz milli ekonomi modelini ortaya koyarak tüm Türk milletine ve tüm Türkiye'deki tüm dünya insanlığına bu sömürü düzeninin, bu ezme düzeninin ortadan kaldırılması gerektiğini ortaya koyduk. Ve dolayısıyla milli ekonomi modelinde bahsettiğimiz kavramlar itibariyle, ki birazdan değineceğim, bugün iktidar tarafında da bunlar çokça konuşuluyor. İşte milli paralarımızla ticaret yapacağız, yerli ve milli üretimlerimizi yapacağız falan. Halbuki işin Türk içine girdiğimiz... Türk lirası çağrısı da yapılıyor mesela. Evet, bu tip çağrılar aslında yapılıyor. Halbuki bu milli ekonomi modelinden aşırılmış olup içinde hiç milli ekonomi modeli olmayan bir kavramdır. Hatta bizim modelimizi de itibarsızlaştıran... Gerçekte olması gereken ne? Yani milli ekonomi modelinden ne anlamamız gerekiyor? Şimdi ona geleceğim. Şöyle örneklerle gideyim. Mesela bugün Dünya Bankası'nın başkanı Cristina. Özür dilerim, IMF'nin başkanı. IMF başkanı bir önceki Cristina, bir önceki görevi Dünya Bankası başkanıydı. Şu anda Avrupa Birliği Merkez Bankası başkanı Christine Lagarde. Bunun bir önceki görevi Dünya Bankası IMF başkanlığıydı. Şu anda örneğin İtalya Başbakanı Mario Draghi, bir önceki görevi Avrupa Birliği Merkez Bankası başkanlığıydı. Şimdi IMF'nin başındaki Lagarde Avrupa Merkez Bankası başkanı oldu. İşte bugün Janet Yellen Amerika'da hazinenin başına geçti. Bir önceki görevi Amerikan Fed Bankası başkanlığıydı. Şimdi bakıyorum, küresel bir çete var. Ve dünyada o kadar güzel işler yapmışlar ki sanki. Herkes o kadar feraha, refaha ulaşmış ki. İşte bunlar görev değiştiriyorlar. Birlikte hareket ediyorlar. İşte buna bir başkaldırı yapmamız lazım. Ve öncelik olarak bu topraklardan çıkmış milli ekonomi modeliyle birlikte bunu yapmamız lazım. Milli ekonomi modeli der ki biz ülkelerle ticaretimizi kendi milli paralarımızla yapalım. Yani ben Rusya'ya bir ürün sattığımda Rusya bana Türk lirası ödesin. Benim malım Türk lirası değil mi? Ben bu malı Türk lirasıyla ödemiyor muyum? Ben Rusya'dan bir mal satın aldığım zaman ben de ona rublesini ödeyeyim. Şimdi bunun teorik kısmı çokça uzatılabilir. Ama milli paralarla ticaret devreye girdiği zaman biz neyi görüyoruz? Amerikan dolarının dünya üzerindeki etkisinin azaldığını görüyoruz. Ve dolayısıyla bizim ülkemizde de bize baskı yapılan, bizim üzerimize nüfuz eden, İşte o döviz şu kadar oldu, bizim gayri safi milli hasılamız buraya düştü, enflasyon şu oldu kavramlarından kurtuluyoruz. Bugün mesela Türkiye'de ekonomistler çokça çıkıyorlar.
İşte biz hukuk reformları yapacağız. İşte diğer ülkelerle iyi geçineceğiz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız ve dövizi düşüreceğiz diyorlar. Ya ben şimdi bakıyorum, düşünüyorum ki ben iktisat piyasalarıyla çok yakın ilgili biriyimdir. Hı hı. Ya bu kadar kolay da bu insanlar bunu niye yapmıyor? Madem bu kadar kolay. Hani affedersin, aptal mı bu insanlar? Hayır. Neden? Bu ülkeyi yöneten hiç kimse zeka sorunu yok. Peki bunu yapmamak ne demek? Bunu yapmıyorsa, bunu bile bile bu kadar kolaysa hain diyebilirsiniz. Ben bu ülkeyi yöneten hiç kimseye hain diyemem. En ağır tabirle ne diyebiliriz? Cehalet diyebiliriz. Bunu yapmamanın sebebi şu anda dünyada hiç kimsenin elinde böyle bir sistemin olmayışı. Hiç kimse bunu bilmiyor. Bugün mesela açıklıyor, oturuyoruz, reformlar yapacağız. Gayri safi milli hasılamız şu olacak. Faiz şu noktaya gelecek. Döviz şu kadar düşecek. Şöyle olacak, böyle olacak. Peki günün sonunda neyle karşı karşıya kalacağız? Günün sonunda şunu göreceğiz. İşte enflasyon rakamı %14'ten, sözüm ona, bu rakamların hiçbiri de güvenilir değil şu anda Türkiye'de, %7'ye düşmüş olacak. Gayri safi milli hasılamız bu yıl %9 büyüme kaydetmiş olacağız falan filan. Peki biz ne yaşayacağız? Bizim cebimizde ne olacak? Bizim ne kadar paramız olacak? Ben hiçbir ekonomistin aldığı eğitim karşılığında ortaya koyduğu söyleme laf etmiyorum. Benim şu andaki serzenişimin sebebi şu. İnsanların aldığı eğitim ekonomi eğitimi değil. İnsanların aldığı eğitim vahşi kapitalizmin eğitimi. Hı hı. Bu işin Türkçesi bu. Ekonomi nedir? Ekonomi benim cebimdeki paradır. Üzerimdeki kıyafettir, oturduğum evdir, arabama koyduğum yakıttır, bindiğim arabadır, çocuğuma verdiğim harçlıktır. O zaman şimdi sizin bu anlattıklarınızla işte iktidarda diyor ki yerli ve milli söylemleri hep yapılıyor ya, işte milli ekonomi projesi vesaire pek örtüşmüyor. Yani uygulamadaki gibi hiç değil. Hiç alakası yok. Bu tamamen lafta kullanılan. Ben size şöyle bir hikayeden bahsedeyim. Yaşadığım hikaye derken yaşadığımız bir olaydan. Yiğit Bulut 2007, 2006 ve 2008'li yıllarda o dönem işte bir haber kanalında program yapıyordu. Bir gazete yazı yazıyordu. Bizim evimize gelmişti. Merhum babam genel başkandı. Ve babama şunu söyledi. Hocam dedi, sizin yazdığınız milli ekonomi modeli gerçekten dünyayı kalkındırabilecek bir model. Bu modeli dedi, ben dedi Türkiye'de sokak sokak cadde cadde gezip anlatmak istiyorum. Ve babamın elini öptü bu adam saygısından. Bu insan aradan 2 yıl geçmeden, ki o dönem ne kadar sert bir muhalif olduğunu da biliyoruz, hatırlıyoruz, hepimiz hatırlıyoruz. Sonra bir anda bir değişiklikler oldu, bir şeyler oldu. Ne oldu bilmiyoruz, arka perdede Türkiye'de sürekli olan şeyler. Hani bugün siyasette birilerine bir şey söyleniyor, ertesi gün kol kola pozlar verilmeye başlanıyor. Yiğit Bulut böyle bir sürecin içine girdi ve bugün milli ekonomi modelinden, milli ekonomi kavramından bahsediliyor. Milli para kavramından bahsediliyor. Nerede bu model, nerede bu kavram? Bizim ortaya koyduğumuz modelle hiç alakası yok. Ben size bir örnek vereceğim. Şimdi Türkiye'de bir baraj yapacağız. Ya su benim, beton benim, işçi benim, toprak benim, her şey benim. Ben barajı yapmak için yurt dışından kredi, hazine kredisi bekliyorum. Döviz bekliyorum. Niye? Bu benim, her şey bana ait. Suyu bana ait, işte işçiliği bana ait, teknolojisi bana, her şey bana ait. İşte milli ekonomi modeli diyor ki, ya kendi paranı bas, ver bu adama. Gayri safi milli hasılan karşılığında para bas diyor. Mesela ne diyor? Ev hanımlarına maaş öde diyor. Bugün Türkiye'de asgari ücreti biz 5000 lira yapacağız dediğimizde insanlar bize güldüler. Ve babam çok kritik bir cümle kullandı. Dedi ki, bakın dedi, ben Ali cenaplığımdan bunu vermiyorum. Sistemin gereği bu dedi. Bunu verirsek bu sistemin çarkları dönebilecek. Aksi halde bu insanlar yoksulluktan ölecek. Yoksulluk var, üretemiyor. Üretemeyen insan, yani cebinde 5 kuruş parası olmayan adamdan bir üretkenlik bekliyorsun. Böyle bir şey mümkün değil ki, dünyanın hiçbir yerinde yok. Sonra bana bir tane örnek gösterilsin. Şu Türkiye Cumhuriyeti hudutlarında yaşayan bir tane bilim adamı dünyadaki başka bir tane bilim adamından övgü alsın. Haydar Hoca ekonomi alanında yüzlerce ekonomisten övgü almış bir insan. Böyle bir insan, yüzlerce insan geldiler, tebrik ettiler. Bu dünyayı sen kurtaracaksın dediler. Dünyanın Haydar Hoca'ya ihtiyacı var dediler. Bunlar kayıtlı kameralar karşısında. İnsanlar bunu ilan etti. Rus'u, Amerikalısı, İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, Azeri'si vesaire. Dünyanın birçok yerinden bu insanlar bunu söyledi. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Ortaya koyulan mantık, ekonomik mantık Türkiye'yi hiçbir şekilde düze çıkaramayacaktır. Ben burada eleştirimi sadece iktidar üzerinden yürütmeyi doğru bulmuyorum. O yüzden buralara girdim. Ya iktidarın yaptıkları yanlış mı? Evet, elbette yanlış. Çözebilirler mi? Asla çözemezler. Ben açık açık söylüyorum.
asla çözemeyecekler ve Türkiye'nin bunlar ne da olması gerekiyor iyi günleri. Peki? İşte bizim yani karanlıktan çıkış yolu gibi bir şey, soru mu sormak gerekiyor burada? Ne yapmak kesinlikle lazım? Kesinlikle milli ekonomi modelini uygulamamız lazım. Hı-hı. Bizim kendi öz kaynaklarımızı devreye koymamız lazım. Madenlerimizi işletmemiz lazım. Kendi madenimiz. Bir yalan uydurdular. Yok, Lozan Sözleşmesi'nden dolayı biz 2023'e kadar maden çıkaramıyormuşuz. Böyle söylüyorlar. Ben de diyorum ki ya kardeşim, o zaman 300 tane madenci nerede öldü? Nerede biz bunları canına kıydınız ya? Nerede oldu bu? Madende olmadı mı? Bu maden değil mi? Türkiye'de bu maden işletilmiyor mu? Atatürk maden şirketlerini niye kurdu? Maden araştırma enstitülerini niye kurdu? Atatürk bu madenleri işliyordu. Biz niye işleyemiyoruz? Kendi madenlerimizi işleteceğiz. Bakın bugün Güneydoğu'da bir sürü siyasal mesele dönüyor. Saçma sapan siyasal meseleler. Hem iktidar kanadını ben bu noktada eleştiriyorum, hem de karşı tarafta olabilecek herhangi bir siyasi duruşu. Neden eleştiriyorum? Ya burada bu konuları konuşacağınızda Batman'da Atatürk'ün, Raman Dağı'nda Atatürk'ün çıkardığı petrolü bugün gelin çıkarın. Batman'dan niye petrol çıkarmıyorsunuz? Güneydoğu'nun her yerinde petrol var. Bakın Daniel Yergin diye bir petrol araştırmacısı var. Çok meşhur, dünya ünlü bir insan. Petrol diye bir kitabı var. Adamın yazdığı aynen cümle şu. Diyor ki dünyanın en büyük petrol yatakları Türkiye'nin oturduğu Mardin merkezli petrol havzalarıdır diyor. Dünyanın en büyük petrol yatakları. Bizim borumuz, madenlerimiz vesairemiz. Madenleri saymaya gerek yok. Bunları işletelim. Kendi iş gücümüzü ortaya koyalım. Mesela beyin göçü yaşıyoruz değil mi? Gençlerimiz ülkeyi terk ediyor. Bununla ilgili bir bilgi var mesela. Yeni yani geçtiğimiz günlerde bir haber vardı. Artık beyin göçünün liseden başladığını. Mesela işte Türkiye'de her yıl 50 bin öğrencinin yurt dışına okumaya gittiği UNESCO'nun bilgilerine göre ve beyin göçünde 32 ülke içinde 24. sırada yer alıyoruz. Peki işte niye, buna sebep olan faktörler nedir, Türkiye'de durum ne diye konuşurken işte biraz bunlar da, biraz değil, bunlar asıl sebepler. Şimdi yani bunun temelinde yatan asıl sebep ekonomidir. Hı-hı. Şimdi şunu bilelim, devlet yönetiminde yaşanan tüm aksaklıkların temelinde ekonomi yatır. Almanya'da bir aksaklık neden yaşanmıyor sorusunun tek cevabı vardır, Almanya'nın güçlü ekonomisidir. Yunanistan'da insanlar niye sokağa döküldü, İspanya'da niye sokağa döküldü sorusunun tek cevabı, hı-hı, ekonomidir. İnsanlar ekonomik olarak bunaldığında, eğer artık elini cebine attığında eli yanmaya başlıyorsa insanlar dayanamaz. Bir de güveni de ekleyelim. Şimdi ikinci sırada, hı-hı, şunlar gelir işte, güven, adalet duygusu, hı-hı, hayal kurabilme becerisi. Liseye indi beyin göçü diyoruz. Bu benim gerçekten bazen gözlerim dolarak karşılaştığım durumlar. Niye liseye indi? Burada bir genç artık hayal dahi kuramıyor. Bırakın bir şeyi gerçekleştirebilmeyi. Hani hayalini gerçekleştirmek diye bir kavram bize çok uzak bir kavram. Hayal kuramıyoruz. Bakın ben hukuk fakültesi mezunuyum. Hukuk fakültesinden mezun olan arkadaşlarımız Almanya'ya garsonluk yapmaya gidiyorlar. Burada hukuk fakültesinden mezun oluyor. Orada garson. Ben meslekleri kıyaslamak adına bunu söylemiyorum. Ama hukuk fakültesine ne umutlarla girildiğini de ben biliyorum. Ne ideallerle girildiğini de ben biliyorum. Bugün itibariyle ne yaşıyoruz? İşte bunun karşılığında biz beyin göçü vermeye başlıyoruz. Neden bu oluyor? Çünkü şundan. Az önce ekonomi konusunda yarım kalan bir kavramla buraya bağlayacağım. Dünyada her şey dijitalleşmiş vaziyette. Aklınıza gelebilecek her şey. Ve dünya yeni açılan bir kapıyla birlikte sırada ülkeler var. Bu kapıdan gire gire artık yeni bir dünyaya açılmaya başlıyorlar. Pandemi de bunu çok fazlasıyla tetikleyen bir unsur oldu. Bugün ben Türkiye'ye baktığım zaman en çok üzüldüğüm vaziyetlerden biri şu. Bu kapıdan girecek ülkeler sıralamasında biz en arka sıralardayız. Ben şu anda Türkiye'de buna ilişkin hiçbir hazırlığın olmadığını da biliyorum. Hiçbir siyasinin bu neslin dilinden anlayamayacağını da biliyorum. Ben bu neslin içindenim. Ben bu jenerasyonun adamıyım. Biz işte o FIFA'ları oynayan, hani isim vermekte bilmiyorum mahsur var mı, İşte o Tetris'leri oynayan ama bir yandan işte Messenger'larda yazışan, bir yandan işte o teknolojiyi gören, sonra işte akıllı telefonlarla tam çağında tanışabilen, yani bu teknolojinin, bu dijitalleşmenin getirilerini ve götürülerini çalışma hayali kuran Türk genci. Evet, biz bu neslin içindeyiz işte ve ben burada diyorum ki Türkiye teknoloji devriminde artık gecikecek vakti kalmadı. Bizim kendi dijital ülkemizi, dijital kimliklerimizi ortaya koymamız lazım. Hani bu basit bir e-devlet değil. Teknolojiye gitmek değil de aslında teknolojiyi getirip burada o teknolojiyi burada öğretmemiz burada kurabilmek lazım. Silikon Vadisi'ne hiçbir gencin gitmesine gerek yok. Oranın adı Silikon Vadisi ya da orada işte vadide silikonlar var diye
insanlar gitmiyor. Oraya gidilmesinin sebebi insanların orada imkan buluyor olması. Bakın Türkiye'de ben size çok net söylüyorum. Yapay zeka alanında yatırım yapacak bütün yapay zeka alanındaki bütün startuplara devletin kayıtsız, koşulsuz, şartsız yatırım yapmak zorunluluğu vardır. Başka türlü bu ülkeyi biz kalkındıramayız. Nasıl ve burada çok net söylüyorum. Hani bunun maddi imkanları boyutunda da bugün ülkede 5 tane inşaat şirketine sağlanan kolaylığı Türkiye'de gençlere sağlasınlar. Türkiye'den aklınıza gelebilecek en devasa teknoloji şirketleri çıkar. Ki bugün Türkiye'de 100 yıllık tarihimizde 2 tane unicorn firma çıkardık. 2 tane. Ve bunlar son 3 yıl içinde oldu. Ve bunların tamamı da teknoloji alanında oldu. Bizim böyle çokça firmaya ihtiyacımız var. Yani hem işte yani sosyal platformların oluşabileceği diyelim, kurulabileceği alanlar yaratılabilir ki bunu sağlayabilecek gerçekten çok önemli gençlerimizin o kapasitesi de çok büyük aslında. Kesinlikle var. Okullarımız çok güzeldi her şeyden önce. Çok önemli üniversitelere sahibiz biz ama işte geldiğimiz nokta çok kötü ve burada ben size şunu söyleyeyim. Bu yapılabilirin ötesinde bir durum. Elif Hanım, yapmak zorundayız. Neden? Bakın ben size bir örnek vereyim. Siz Ankara'da yaşıyorsunuz, ben İstanbul'da yaşıyorum. Özellikle İstanbul'dan bahsedeceğim. Bizim trafik navigasyon programlarımız var değil mi? Mesela Rusya'nın kurduğu bir Yandex diye bir program var. Bu programa ben giriyorum, evime gideceğim zaman iş yerinden çıktığımda benim 100 defa gittiğim yol düz diyor. 100 kere gitmişim. Ama bana application diyor ki sağdan gir. Ben diyorum ya bunun bir bildiği vardır. Sağdan giriyorum. Benim orada artık düz gitme ihtimalim yok. Şu anda dünya nereye gidiyor biliyor musunuz? Yakında çocuklarımızın çok uzun bir gelecekte değil. Maksimum 10 yıl sonra. Kiminle evleneceğine dijital platformlar karar verecek. Hangi üniversiteyi okuyacağına dijital platformlar karar verecek. Hangi kıyafetleri biz giyeceğine. Biz okuduğunu kaldıramayız Hüseyin. Ama bu yaşanacak. Bunu biz istesek de yaşanacak, istemesek de yaşanacak. Az önceki navigasyon. Hani en azından normalini yaşayabilsek, normaline sahip olabilsek şu anda. Çünkü aslında sizin bu anlattıklarınızla birlikte bir istihdam oranı da yaratılacak. Yani bütün bu beraberinde hani bir istihdam alanını da getiriyor. Kesinlikle burada bir istihdam alanı da oluşuyor. Burada bir şöyle bir problem de oluşuyor. Burada ciddi bir işsizlik problemi de oluşuyor. Niye? Şimdi ha, mesela evet, bugün internete girin yazın yok lazım. Olmaya yüz tutmuş meslekler diye. Evet doğru. Önümüzdeki 20 yıl 30 yıllık vadede o kadar çok mesleğin yok olacağından bahsediliyor ki meslekler ayakta kalamayacak. Çünkü birçok şey yapay zekalara ve robotlara bırakılacak. Peki bu kadar işsiz ne yapacak? Ne olacak? Evet. Önümüzde böyle sorunlar çıkacak. Burada ben sadece bir örnekle bu konuyu bağlamak istiyorum. İtalyan profesör Francesco Daveri Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nde tam bu noktaya örtüşen bir cümleyle diyor ki biz diyor Avrupa olarak yıllarca çocukların ve emeklilerin ekonomiye yük olduğunu düşündük. Ama bugün milli ekonomi modeliyle anladım ki çocuklar ve emekliler bizim ekonomik olarak en büyük sermayemiz. Çünkü onlar tüketim kabiliyeti olan insanlar. Tüketebilen insanlar. Şimdi Türkiye'de ekonomistler çıkıyorlar tüketime laf ediyor. Tüketim çılgınlığı. Ya ben anlamıyorum. Tüketim çılgınlığı diye bir şeyden bahsediliyor. Hani tüketme hayalinin çılgınlığı belki olabilir de ya neyimiz var da neyi tüketiyoruz? Ya bu millet bu kadar yoksulluğun olduğu, bu kadar açlığın olduğu bir ülkede bir dünyada hangi tüketim çılgınlığından bahsediyorlar? Ama işte üretimden uzaklaşınca, hazıra konmaya başlayınca işte mesela bu biraz önce biz bakanlığın raporunu konuştuk ya 2020'de Türkiye'de 6 milyon 630 bin hane sosyal yardım almış. Şimdi sosyal yardım alınması değil buradaki eleştiri unsuru aslında. Yani üretmeden almaya da alışan bir toplum haline gelmedik mi son süreçte? Son yıllarda diyelim. Üretmeden almak diye bizim bir problemimiz yok. Bizim milletimizin en büyük problemi geçinecek paraya sahip olamamak. Üretmeden alsın. Bu devlet niye var? Ben burada niye yaşıyorum? Bu devlet niye var ya? Ben evimin kirasını ödeyemiyorsam, karnımı doyuramıyorsam, çocuğumu okutamıyorsam, çocuğuma harçlık veremiyorsam. Ama bugün bir çiftçi diyor ki mesela ben diyor üret ekemezsem diyor, ekip biçemezsem ne iş yapacağım? Tamam diyor. İşte ona ekecek parayı devlet versin. Ona mazot vergileriyle, farklı vergilerle müdahale edeceğine, zulmedeceğine devlet versin. Ben bunu savunuyorum işte. Devlet çiftçisine sahip çıksın. Bak ben bir şey söyleyeceğim. Bizim projelerimizden biri ev hanımlarına maaş verelim diyoruz. Bütün evet. Ev hanımları. Niye diyorum bunu? Benim evimde eşim sabahtan akşama kadar çalışsa 1 lira para hak etmiyor. Ama ben evime eşim gibi çalışacak bir işçi tuttuğum zaman
İşte aylık en az asgari ücret mukabilinde para ödemem gerekiyor. Ya benim eşimin bu hakkı yok mu yani? Ya da annemin, ya da kızımın, ya da teyzemin. Aynı hak bununla da var. Bu da çalışıyor. Peki başka bir yerden bakalım. Hı-hı. Amerika'da yapılan araştırmaya göre anne sütünün Amerika ekonomisine katkısı yılda 280 milyar dolar hesaplanmış. Sadece anne sütünün. Varın Türkiye'deki karşılığını siz düşünün. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası kadar. Yani bu insanlara sahip çıkan bir ekonomik duruşumuz olmadığı müddetçe insanlar geçinemeyecek, insanlar kalkınamayacak. Hep diyoruz gençler Türkiye'de kalmak istemiyor. İşte beyin göçü liseden başladı dedik. Bir takım unsurlar var buna etki edenler ama genel anlamda değerlendirince iyice fakirleşmiş gibi görünüyoruz artık. Çünkü sizin anlattığınız o milli ekonomi modelinin biz biraz daha tersini görüyoruz. Evet. O şekilde görmüyoruz ne yazık ki ama hep de milli ve yerli söylemlerde dillerde ama. Yani çok meşhur bir konuşulurken film konuşuluyor ama. Birden fazla sihirbazın sihirbazlık oyunu yaptığı bir film var. İzlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Çok meşhurdur. Güzel de bir film. Filmde bir sahne var. Diyor ki sihirbazın diyor sihrinin numarasını yaptığı an sahne sizi en çok dikkat etmeye davet ettiği sahne diyor. Şimdi bizim ülke olarak en büyük problemlerimizden biri bu. Yerli ve milli model, yerli ve milli ekonomi diye diye, vatan, millet, Sakarya diye diye bizim dikkatimizi o kadar çok üzerlerine çektiler ki ve dikkatimizi diğer taraflardan yok ettiler ki hani o sihirbaz eline bir şey alır bir de sıkarsın böyle elimde diye hissedersin, sonra bir açarsın elinde hiçbir şey yok. Şu an Türkiye'nin durumu bu. Fabrikalarımız hep mesela satıldı. İşte yerli ve milli değerlerimiz diyoruz mesela. Onlardan özelleştirildi. Onları kaybettik. Bir taraftan da en önemli yani hassas konular bizim için. Yani kırmızı çizgimiz dediğimiz işte ilkelerimiz, işte laiklik ilkemiz. Atatürk bir kere yani. Hemen merhum Haydarbaşı da analım buradan. Babanızı da. Dolayısıyla yani her defasında dile getirirdi zaten. Evet. İşte bir yandan da böyle şeyler yapılıyor. İşte andımız kaldırılıyor. Yani çok hassas noktalarımızdan da bir taraftan vuruluyoruz. Şimdi Atatürk 1920'lerin Türkiye'sinde Osmanlı Devleti'nden sonra yıkılmaya yüz tutmuş. Hatta yıkılmış bir devletten layık demokratik bir cumhuriyet inşa etti. Ve Atatürk'ün 100 yıl önce inşa ettiği demokratik ortam bugünün ortamından daha da özgürce yaşanabilen bir ortamdı. Şimdi bu gerçeği biz her bir zerremize kadar yaşıyoruz. Babam biliyorsunuz Atatürk'le ilgili bir kitap yazdı. Evet. Hoş geldin Atatürk diye. Atatürk'ün kimliğini ortaya koydu. Hatta birçok çevreden de şu tepkileri aldık. Yazılmış en iyi Atatürk biyografisi diye. Gerçekten çok ciddi bir araştırmanın eseriydi. Şimdi Türkiye'de öyle bir şey var ki bir ülke düşünün kurucusuyla bu kadar kavga edebilsin. Kurucusunun ortaya koyduğu gerçekten yüzyılları aşan projeksiyonlarla bu kadar kavga edebilsin. Hiçbir sonuç alamadığı halde. Hani ben şimdi buradan soruyorum. Biz Atatürk'ün ortaya koyduğu hangi projeksiyondan uzaklaştık da verimli bir sonuç elde ettik? Türkiye'de bunun bir tane örneğine rastlayamazsınız. Atatürk böyle bir adamdı. Ve merhum ne yaptıysa bu siyasal İslamcılar tarafından Müslüman olarak görülemedi. Ne yaptıysa yani bu kadar devletine, milletine, vatanına sahip, canını ortaya koymuş, her bir değerini sağlam tutmuş, ayakta tutmuş bir adam Müslüman olamadı ama ülkenin topraklarını, değerlerini, insanlarını bir bir heba eden topluluklar bu ülkede İslam'ın bayraktarları oldu. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Sonra Atatürk'le ilgili en çok söylenenlerden birine işte mecliste demiş ki gökten indiği sanılan dogmalarla bunu karıştırmayın, bu parti CHP programıdır diye Atatürk'ün bir sözü var. Buradan dinsiz diyorum. Şimdi ben buna bir cevap vermek istiyorum. Bu çok önemli bir konu. Vaktimiz de daralmış bayağı. Hemen çok kısa bitireyim. Şimdi Atatürk düşünün bir Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti padişah ne diyor? Vatandaşa ne diye hitap ediyor? Kullarım diye hitap ediyor. Tebaam kullarım diye hitap ediyor. Ve böyle bir ortamda padişahın fermanı açılıyor, okunuyor ve o ferman gökten indiği zannedilen dogma olarak insanlar tarafından bu Allah kelamı deniyor. Çünkü bunu söyleyen Allah'ın halifesi. Böyle bir mantık var ortada. Ve Atatürk meclisi açtıktan sonra egemenliği bizlere emanet ettikten sonra yetkiyi verdikten sonra diyor ki bu söylemleri diyor bunlarla karıştırmayın.
Bu diyor partinin programıdır ve insan yapımıdır. Biz bunu değişebiliriz. Biz bunu geliştirebiliriz. Atatürk'ün koyduğu değerler o insanların koyduğu değerlere göre 1000 kat daha İslami değerler. Hala o değerlerle de ayakta kesinlikle bu değerler aslında olmasaydı ayakta kalamazdık. Hı-hı. Süremiz daralıyorsa ben bu süremizin sonuna gelmişiz bile ama son sözlerini son sözlerimi elbette şöyle toparlamak istiyorum. Bir iki görsel tabii getirdim ki, yanımda. Hı-hı. Malumunuz salgınla ilgili, pandemiyle ilgili Türkiye'de çokça gündem var. Bakın bu niye böyle olduk diye evet, 7. olağan işte kongresi diye evet, AK Parti'nin kongre görüntüleri bu şekilde. Ve vaka sayılarının buradan artışı evet, şöyle göstereyim. Bu bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir cenaze görüntüsü ve ben şöyle bir örnek göstermek istiyorum. Şu cenazeyi alayım. Bu da benim merhum babamın cenaze görüntüsü. Şimdi iki tane cenaze görüntüsü yan yana görüyorsunuz. Ben şu cenazeyi yaptım diye hastanenin çıkışında babamla annemi, annem hastanedeydi. O da Covid pozitifti o tarihte. Biz bu cenazeyi yaptıktan sonra defin mekanına giderken babamı annemi son kez görüştürmek için hastanenin acil bölümüne cenaze aracını soktuk diye ben bugün soruşturma geçiriyorum. Şu kongreyi yapanlar bu kongreyi yapanlara hesap soruyor. Bu da bizim kongremiz. 18 Ekim'de yaptığımız kongre. Tamamen sosyal medya mesafeler uygun bir şekilde ayarlanmış. Legal bir kongre ve bu kongre yapanlar hatta bunları kapalı salonda da izin verilmedi. Ve biz açık salonda yaptık. Yani o dönemde izin de verilmiyordu. Evet. Ve o cenazeyi yapanlar bu cenazeyi yapanlardan hesap soruyorlar. Böyle affedersiniz saçma sapan adaletsiz bir durumla karşı karşıyayız. Ve ben Türk milletine şunu acilen artık dikkat etmelerini gerektiğini söylüyorum. Bugün bir bakkal açsak, bakkalı biz yönetsek, bakkal benim idaremde olsa derim ki ya ben yarın ölüp gideceğim. Bu bakkal bana kalmasın. Yanıma bir çırak alırım, yetiştiririm. Derim ki bak benden sonra bu dükkanı sen idare et. Veya giderim aileme derim ki bak benden sonra bu bakkal şu şekilde işleyebilir veya kendinize bir çözüm bulun. Türkiye'de biz bakkalı bile bir kişiye emanet edemezken, bir bakkalı bir tane adama emanet edemezken tüm Türkiye demokrasisini bir tane adama emanet ediyoruz. Bu noktada bir an önce ayıkmamız lazım ve son cümlem olarak da vaktinizden de buyurun, çok çalmak buyurun istemiyorum. Şöyle tamamlamak istiyorum. Malum Ramazan geliyor. Tüm İslam aleminin Ramazan'ı tebrik ediyorum. Hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Ve dün tweette de bahsettim, burada da bahsetmek istiyorum. Yakında da nelerin orucu bozacağını çokça konuşacağız. Bütün televizyonlarda bu gündemler olacak. Devletin malını yemek, milletin hakkını yemek, burundan pudra şekeri çekmek, ihaleye fesat karıştırmak gibi kavramlar orucu gerçekten bozar. Onun dışında Allah ile kul arasında orucun ne şekilde olduğu, nasıl olduğu kişilerin kendi hürriyetindedir. Bu noktada bir problem yaşanacağını düşünmüyorum diyerek bize de bu vakti ayırdığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağolunuz. Tekrar milli ekonomi modelinden aslında daha çok bahsetmiş olduk. Merhum Haydarbaşı da analım tekrar. Başınız sağ olsun tekrar ederim. Sizin de. Ekonominin çıkar yoludur derdi demişti. Ve ortaya koyduğu bu modelle birlikte Türkiye onunla birlikte ayağa kalkar demişti. Ben evet, de o milli ekonomi modelini çok iyi hatırlıyorum. Dolayısıyla çıkıştan, karanlıktan çıkış yollarını biraz konuşmaya çalıştık. Evet, daha geniş vakitte daha geniş vakitte yine gençler de neler diyor. Siz de sahadasınız sonuçta. Diğer muhalefet partileri gibi siz de sahadasınız. Genç olduğunuz için tabii gençlerle daha çok iç içesiniz bu arada. Evet. Onu da belirtelim. Onlar ne diyor? Onlar ne diyecek acaba önümüzdeki süreçte? Bunu da elbette yine sizinle konuşuruz değerlendirmelerinizle. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'la konuştuk. Yoksulluk dedik, işte ekonomi dedik, gençler. Ama bir yandan da birkaç gündür konuşuyoruz işte bu çalışma, kısa çalışma ödeneği artık yok derken bundan sonra ne olacak? Herkes işine dönebilecek mi diye konuşuyorduk ki şimdi de bir işsizlik karşımızda, yine yeni işsizler ordusu karşımızda. Hemen Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı'na soralım. Mehmet Balık yayınımızda. Mehmet Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Elif Hanım.
Hem eğitim diyeceğiz, şimdi size soracağız okullarda durum ne, hem de kısa çalışma ödeneğine dair sizin de açıklamalarınız olmuştu. Dediniz ki kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması işsizliği ve yoksulluğu derinleştirecektir. Zaten hani derinleşmiş bir süreci yaşarken bir de şimdi böyle olunca ne olacak önümüzdeki sürece ilişkin? Bir de çağrılar da yapıldı. Evet. Hani muhalefet de çok çağrıda bulundu. Uzatın bu süreyi diye ama uzamadı. Siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi kısa çalışma ödeneği pandemiyle beraber başladı ve defalarca uzatıldı. Sanıyorum 5 kez, 6 kez uzatıldı tekrar tekrar. Ama 31 Mart itibariyle kısa çalışma ödeneğine son verildi. Şimdi pandemi nedeniyle iş yerlerinde çok ciddi şekilde bir ekonomik kayıpla karşı karşıyalar. Bu kısa çalışma ödeneği sayesinde o iş yerinde çalışanlar bir nebze de olsun işlerine devam edebildiler. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan sayı 1 milyon 300 bin. Günlük 47 lira ek ücret alarak işine devam, ücretsiz izne çıkanların sayısı da 2,5 milyon civarında. Şimdi kısa çalışma ödeneği kaldırıldığı zaman otomatik olarak 1,3 milyon işsiz ordusu yaratacağız. Çünkü neden yaratacağız? İşveren bu 1,3 milyonluk kesime iş vermek istemeyecek. Çünkü onun masraflarını karşılayacak gelir elde edemiyor. Yani lokantada çalışanlar, otelde çalışanlar, okulda çalışanlar, sanayide çalışanlar, artık her alanda çalışanlar doğal olarak işçi çıkartma ya da işçi azaltımına gidecekler. Çünkü gelirleri giderlerini karşılamayacak. Ücretsiz izne gönderecekler ya da. Tabii ki. Tabii ki. Ya da ücretsiz izne günlük 7 liraya mahkum edecekler. Bu şu demek. Zaten TÜİK verilerine göre ülkemizdeki işsizlik sayısı 4 milyon civarında olarak gösteriliyor ama bizim konfederasyonumuzun yaptığı araştırmalara göre 10,2 milyon civarında Türkiye'de işsizlik var. Dolayısıyla bugün 4,5 milyona yakın ne iş olsa yaparım diyen var. Bir 4 milyon civarında da iş aradım ama artık aramaktan vazgeçtim diyen bir kesim var. Yani TÜİK'in rakamları asla gerçeği... Onlar dahil değil o rakamlar. Dahil değil. TÜİK 6 ay boyunca iş arayanları takip ediyor ve diyor ki işsizlik rakamı bu kadardır. Hatta 2021 yılında işsizliğin azaldığını iddia ediyor. Bu da mümkün değil. Yani bu işsizlik kaç safhada? Şimdi kısa çalışma ödeneği bu ay itibariyle kaldırıldı. Dolayısıyla işten çıkarmalar artık başlayacak. Çok ciddi şekilde işsizlik baş gösterecektir ülkemizde. Bu arada bugün meclise sunuldu, yeni bir teklif sunuldu. Evet. Ekonomiye dair yeni kanun teklifinde işte çiftçilerin 2020 yılına ait tarım kredi kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçları da yapılandırılacakmış önümüzdeki süreçte. Bu var mesela, kafe ve restoran çalışanlarına destek dün de belirtmiştik, 1500 lira ödenecek diye. Tabii bunun da şartları olacak muhtemelen. Hangi şartlara göre değerlendirme yapılacak? İşte deniliyor ki bu sektörde çalışanlar sosyal güvenlik primleri işsizlik fonundan karşılanacak deniliyor ama bunu tabii netleştiremedim. Yani netleştirdikten sonra ayrıca konuşuruz ama hep böyle şeyler sunuluyor Mehmet Bey, ama yine çare olmuyor. Ama hep sözde kalıyor. Şimdi işsizlik fonunda 100 milyonun üzerinde bir nakit olduğu söyleniyor. Yani hesaplamalara göre bu kadar nakit var. Peki bugüne kadar 30 milyon civarında bir nakit harcama yapılmış bu kısa çalışma ödeneği kapsamında. Peki bu işsizlik fonundaki para tekrardan işsiz kalacak, işsizliği önlemek için neden kullanılmaz? Bunu Çalışma Bakanı'na sormak gerekir. Yani o işsizlik fonunda biriken parayı hükümet acaba nerede kullanmayı planlıyor? Yandaş işverenlere mi aktarmayı planlıyor? Yoksa kağıt üzerinde var olan para gerçekte yok mu? Bunu sormak gerekir. Biliyorsunuz hazinede kayıp rakamlar var şimdi. Parti liderleri onu çıkıp açıklıyorlar. Şu kadar para hazinede olması gereken yok diye. İşsizlik fonunda 100 milyonun üzerinde para olması gerekiyor. Ama o paranın şu anda niçin kullanılmıyor? Bunu merak ediyorum. Yani bu kısa çalışma ödeneği olarak mutlaka kullanılmalı. Kısa çalışma ödeneği pandemi süresince devam ettiği gibi daha da arttırarak devam edilmeli. Yani kısa çalışma ödeneğiyle asgari ücret kadar ekonomik destek sağlanmalı. Yani 2825 lira destek verilmesi gerektiğini söylüyoruz.
Şimdi bir ekrana bir görüntü gelecek. Bu sizin aslında KamuAR 2021 yılı Mart ayı ekonomik görünüm. Şimdi ekranımızda işte Türkiye nüfusu, memur sayısı, toplam sendikalı memur sayısı, gerçek işsizliğin işte siz biraz önce söylemiştiniz 10 milyonu aştığını. Bütün bu veriler şu anda toparlanmış bir şekilde ekranımızda. Mart ayı açlık yoksulluk var. Yoksulluk sınırı 11 bin olmuş. İşte açlık sınırı 3.396. Bütün bu rakamlarda bir hafızamızda kalsın Mart ayına dair. Çünkü önceki aylarla kıyasladığımızda da gerçekten hani ne kadar arttığını görebiliyoruz. Evet, bunu ayrıntılı olarak biz her ay yapıyoruz. Bir yıllık farkı ortaya koyuyoruz. Geçen aya göre bu ayın farkını ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla her ay açlık sınırı da yoksulluk sınırı da yaklaşık 100 lirayla 300 lira arasında değişiyor. Piyasa koşullarına göre değişiyor. Ucuzlaması gereken yaş meyve sebzenin yoğun olduğu aylarda bile hız kesmeden yükselmeye devam ediyor. İşsizlik rakamını hiçbir zaman TÜİK gerçek verilerle ortaya koymuyor. Ama TÜİK'in verileri ve piyasadaki koşullar araştırıldığı zaman da gerçek işsizlik rakamları ortaya çıkıyor. Ve şimdi rahmetli Demirel hep derdi, yani tencereye tavaya bu iş dokunursa hükümet gider diye. Bu kadar yoğun işsizlikte AKP'nin iktidarda kalması ve hala iktidarda kalacağını iddia etmesi ve AKP'nin ortağı MHP'nin sonuna kadar AKP'nin yanındayız demesi bu kadar işsizliğe rağmen mümkün gözükmüyor. İşte en son meselesi vardı. MHP aslında savunması gereken, andımızın okullarda söylemesi, savunması gereken, kendinin milliyetçi olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli ne dedi? Bu noktada kendilerine yakın olan sendikayı da susturdu ve hiç ağızlarını bile açmadılar. Dolayısıyla ülkede hem ekonomik alanda hem eğitim alanında çok ciddi bir kandırmaca ve aldatmaca ile karşı karşıyayız. Şimdi işin o kısmı zaten çok apayrı bir durum. Mehmet Bey halen de tabii eleştirilmeye de devam ediliyor. Onunla birlikte eğitime geçeyim hemen o zaman. Evet. Ziya Selçuk bugün dedi ki yüz yüze eğitim konusunda yeni bir açıklama yaptı. Bizim önceliğimiz yüz yüze eğitim. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime daha katılımlı, daha yüksek bir şekilde devam edelim. Biz de istiyoruz veliler olarak. Siz de öğretmenler olarak istiyorsunuz. Ama nasıl olacak? Şimdi pandeminin başladığı günden beri biz konfederasyon olarak ve eğitim sendikası olarak yüz yüze eğitimin yapılması gerektiğini her alanda savunarak geldik. Ve şunu dedik, ataması yapılmayan 400 binin üzerinde eğitim çalışan öğretmen adayı var. Bunlar da sisteme dahil edilerek okullar, büyük okullar yerine küçük küçük mahalle ve sokaklara okullar taşınarak 10 öğrencinin olduğu, gerekiyorsa sitelerde, apartmanlarda uygun yerler bulunarak eğitim öğretim yüz yüze devam etmelidir dedik. Şimdi ama Milli Eğitim Bakanı buna bugüne kadar duyarsız kaldı. Ve ne dediler bir ay önce, bir buçuk ay önce? Öncelikli olarak öğretmenlerin aşılanacağı ve eğitim öğretime geçilmesi için yolların aranacağı söylenildi. Ben şimdi soruyorum. Şimdi biz 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza saygı duyuyoruz. Onların varlıkları sayesinde biz bugün devlet olarak ayaktayız. Çocuklarımıza hizmet edebiliyoruz. Ama zaten 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı vardı. Zaten evlerindelerdi. Zaten iş gücüne, verimlilik gücüne katılmıyorlardı. Öncelikli olarak aşılanması gereken 65 yaş üzeri miydi? Öncelikle sağlık çalışanları, eğitim çalışanları ve tüm çalışanlar mıydı? Yani üretime destek verenler miydi aşılanması gereken? Şimdi bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman öncelikle sağlık çalışanlarımız ve eğitim çalışanlarımızın aşılamasının çoktan bitmiş olması gerekiyordu. Acaba hani tüm önlemler alınmıştı Sayın Balık? Hani öyle de denmişti. Ya çok uzağa gitmeye gerek yok. Ben hayatın içindeyim. Ben de öğretmenim. Eşim de öğretmen. Eşim geçen hafta, iki hafta okula gitti ve Covid'di. 10 gün evde karantinadaydı. Çocuklarımla beraber karantinadaydık. Ben de karantinadaydım. En yakın örneği ben de. Şimdi köylere gidiyorum zaman zaman, köy okullarına gidiyorum. Çocukların hiçbiri uzaktan eğitime erişemiyor, giremiyor. Hani köy okulları eğitim öğretime başlıyordu? Ama Milli Eğitim Bakanı sadece sözde milliyetçilik yaparak, sözde milli eğitimi savunarak milli eğitime hiçbir katkı vermeyen bir bakan durumda. Yani özel okul kafasıyla Türk milli eğitim sistemine yön vermeye çalışmakla Ziya Selçuk'a has
bir tutum ve davranış. Ben burada bakanı çok sert şekilde eleştirmek istiyorum. Türkiye'de öncelikle sağlık çalışanlarımız, sonra eğitim çalışanlarımızın aşılaması bitirilmeliydi. Ve öncelikle ülkemizin geleceği olan eğitim harekete geçirilmeliydi. Çocuklarımız 1,5 yıldır boşta duruyorlar. Hiçbir eğitim faaliyetine katılmıyorlar. Evet. İnanın 1,5 yıldır ülkemizin güneydoğusunu, doğusunu geçiyorum. Karadeniz'inde, Akdeniz'inde, işte Antalya'sında, İzmir'inde, İstanbul'da uzaktan eğitimden hiçbir şekilde faydalanmayan öğrencimiz var. Hani tablet dağıtımı yapılıyordu? Hani herkese tablet ulaşılıyordu? Bırakın tableti. Birçok köyümüzde internet altyapısı yok. Telefon hattı var. Bir yıl oldu, bir yılı geçti. Hala evet. Daha önlemler alınmadı bu konuda. Hiçbir önlem alınmadı. Eğitim öğretim adına hiçbir faaliyet yapılmadı. Herhalde bakanlar ve cumhurbaşkanı kendilerinin yaşı 65'in üzerinde olduğu için öncelikle aşılamayı onlara verdiler. Dolayısıyla eğitim çalışanlarını düşünmediler. Ama öncelikle eğitim çalışanlarının aşılanması gerekir. Şimdi siz Karadeniz dediniz ya biraz önce. Evet. Bir haberimiz vardı bizim. Karadeniz'de bir okulda 5 çocuk aynı flütü üflüyor ve aileleri de dahil 14 kişi koronavirüse yakalanıyor. İşte mesela böyle durumlar olabiliyor. Ya da işte öğretmenlerden duyuyoruz. Çok fazla çevremizde de yani hemen hemen her gün diyoruz ki işte benim kızımın, çocuğumun, oğlumun okulunda da çıktı. Yan sınıfımızda çıkmış. O yüzden geri aldım okuldan, vazgeçtim, göndermiyorum diyen veliler var. Benim Hanım, siz olmasa buyurun. Yansıtacak basın yayın kuruluşu yok. İnanın bugün birçok okulda öğretmenlerimiz COVID nedeniyle okullara gidemiyorlar. Ve dolayısıyla okulları tatil oluyor. Ama bu hiçbir zaman ne yazılı basında ne görsel basında yer oluyor. İşte siz Karadeniz'deki bir olay size ulaştığı için duyabiliyorsunuz. Çok doğal. Bırakın tableti. Bakın bakanın arkasında bir sendikanın reklamı var. Bunlar görüyorsunuz. Bakanın arka fonunu gördünüz mü? Bir sendikanın evet. Reklamını yapıyor. Eğitim yani, bir sen. tarafsız bakan değiller. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı değiller. İşte belli bir ideolojinin bakanı ve belli bir ideolojiye hizmet ediyorlar. Burada da hizmet ettikleri ideoloji ne kadar biz vatandaşı okutmazsak, aydınlatmazsak biz o kadar çok oy alırız mantığıyla giden bir yapımı. Dolayısıyla ya biz bırakın flütü, flüt veremiyoruz çocuklarımıza da tablet de veremiyoruz. Tablet veremiyoruz, flüt de veremiyoruz. Yani bir flütte niye 6 çocuk olsun? Flüt kaç paradır? Çocuklarımıza ücretsiz veremez miyiz? Şimdi bunu? İşte artık hani bu bir örnekti sadece ama evet. Biz artık hani şunu konuşuyorduk ya işte biraz önce siz de söylediniz. Altyapı dediniz, internet dediniz, tablet dediniz. Bunlardan bile artık bu sorular bile biraz geride kalmış gibi. Çünkü şimdiki sorular aşı nerede? Aşı ne zaman gelecek? Öğretmenler yüz yüze eğitime başlayalı 1 ay oldu. Hani aşılanacaklardı? Hani önlemler alınmış? Şimdi sorularımız buna döndü. Maalesef yani hani eksik olan kısmını artık konuşamaz hale geldik şu anda. Buna da işte bir an önce hani siz de çağrıda bulunuyorsunuz. Bugün evet. Eğitim Sen'in de yine bir çağrısı daha vardı. Tüm tedbirler için harekete geçmeye çağırıyoruz dediler Milli Eğitim Bakanlığı'na. Yine bir çağrı yaptı. 1-2 dakikamız kalmış. Tekrar aşıyı tekrar gündeme getirelim. Niye durdu mesela aşılanma? Evet bir süre başladı. Bizim ekranımızda da yazıyor şimdi. Öğretmenlerden bir kısmı aşı olabildi. Bir kısmı değil, sadece şeye göre aşı oldular. Yani öncelikli tansiyon, öncelik sırasına göre, evet. Önceliği olan öğretmenlerimiz aşılama kapsamına girebildi. Yani öğretmenlerimiz %99'a henüz aşılanmadı. Ama bununla ilgili biz öğretmenler, öğretmeniz, fakülte bitirdik, hepimiz okur yazarız. Bize anlatılanı anlayabiliriz. Eğer memleketimizde aşı yoksa şu tarihte aşılanacak denildiği zaman öğretmenler ona göre tedbirlerini alır. Öğretmenlere okulları açıyorsunuz, öğretmenlerin aşılaması yapıldı diyorsunuz. Birkaç tane örnek gösteriyorsunuz, Milli Eğitim Bakanı kendisine aşıyı vurduruyor. Sanki vatandaş da sanıyor ki tüm öğretmenlerimiz, tüm eğitim çalışanları aşılandı. Bunlar niye isyan ediyor? Bugün hiç eğitim çalışanı aşılanmadı. Evet. Okullarımızda salgın kol geziyor. Bir de aşının da dışında hani önlemler alınmıştı diye sorduk ya, öyle denmişti çünkü. Evet. Ama birçok okulda işte maskenin, personele desteğin, işte ya da ne bileyim hijyen mesela olmadığı haberleri de geliyor. O yani zaman soruyoruz işte. Ortak kullandıkları
Musluklar, tuvalet, koridorlar, sınıftaki ortak kullanım alanları, tahta, kalem, silgi vesaire gibi ortak kullanım araç ve gereçlerin hiçbirinde Covid ile ilgili tedbir alınmış değil. Yani çocuklar koridorlarda geziyorlar. Koridorlarda da çocuklar için yeterli dezenfektan ve benzerim var. Ya da çocuklar okuldan çıktığı zaman hemen sınıflar dezenfektan ediliyor. Hiçbirisi yapılmıyor. Sadece çocuklar okula alındı, öğretmenler aşılandı diye yalan yanlış bir bilgi piyasaya veriliyor. Ve bunun üzerine yandaş kanallarda bunu sürekli anlatarak sanki öğretmenler aşılanmış, eğitim öğretim çok düzenli gidiyormuş gibi anlatıyorlar. Oysa ki bakın biz ülkemizin geleceğini düşünüyorsak öncelikle sağlık çalışanlarımız, sonra eğitim çalışanlarımız, sonra da tüm ülkemizin güvenini sağlayan güvenlik çalışanlarımızın öncelikli olarak aşılanması gerekir. Tabii ki 65 yaşındaki vatandaşlarımız, üzeri vatandaş çok önemlidir. Zaten onlara sokağa çıkma yasağı vardı. Zaten evlerindelerdi. Onlar öncelikli olarak salgına yakalanma durumunda değillerdi. Sokakta çalışan, üreten, işçi, emekçi kesimin öncelikle aşılanması ve ülke olarak üretime ve gelişmeye ve eğitime ve sağlığa ve yeniliklere açık olarak devam etmemiz gerekirdi. Ama sağ olsun AKP iktidarı bunların hiçbirini yapmadı. Sadece işine geldiği gibi kendi mantığına göre bir sıralamayla ülkeyi bugünkü durumuna getirdiğini söyleyebilirim. Sonra da bütün bunların arkasından Milli Eğitim Bakanı da diyor ki daha yüksek katılımlı bir şekilde devam edelim yüz yüze eğitime diyor. Gerçekten hani velilerin endişesi burada sürüyor bir yandan da. Biraz zor gibi görünüyor bu süreçte ama. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bunu demesine gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti öğretmenleri, Atatürkçü öğretmenler, Cumhuriyet'te sahip çıkacak öğretmenler, salgın da olsa okula gidilmesi gerekiyorsa koşa koşa gider ve görevini yapar. Yapması gereken Milli Eğitim Bakanı çocuklarımızı uzaktan eğitim araçlarını dağıtmak, herkesin ulaşabileceği internet ortamını sağlamak ve eğitim çalışanları başta olmak üzere öğrencilerimizin aşılanmasını sağlamak. İnanın bakanlık verdiği sözleri yerine getirsin. Öğretmenlerimiz her koşulda koşarak gidip öğretmenini yapar. Hakkari'nin dağ köyünde de biz öğretmenliğimizi yaparız. İzmir'in konağında da seve seve koşa koşa okullara gideriz. Hiç de gocunmayız. Ama yeter ki iyi niyetli ve verilen sözler zamanında tutulmuş olsun. Peki Sayın Balık, çok çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Sağ Sağlıklı olun. günler dileyelim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Evet, bu da bir ayrı tartışma konusu sevgili izleyiciler. Hem aşı ne zaman olacak sorusu, hem de hijyen hani önlemler alınmıştı diye soruyoruz biz de. Demek ki çok da önlemler alınmamış gibi, çünkü buna dair haberler de geliyor illerden. Gün içinde neler yaşandı, hepsi akşam haberlerimizde sizlerle diyelim. Ankara saatini noktalayalım. Hoşça kalın.